Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Malum yaz aylarındayız ve yaz aylarında en zorlanan kişiler genellikle hamileler. Ve hamilelerin bilmesi gereken 10 yaz kuralını konuşacağız. Sevgili anne adayları, sıcak ve nemli havalarda gebelik geçirmek gerçekten zor. Bazı problemler var ki bu problemleri yaşamamanız için bazı önlemler almanız gerekiyor. İlk olarak susuz kalmamanız gerekiyor. Bol su içmek aslında hamileliğin her sürecinde, her mevsim çok önemli. Ancak yaz ayları çok daha önemli. Çünkü terleme yoluyla da vücudunuzdan su kaybedersiniz ve bundan dolayı da yaz aylarına, özellikle de son haftalarınız denk geldiyse bol miktarda sıvı tüketmeniz gerekiyor. Aksi takdirde idrar yolu enfeksiyonu Rahim kasılmaları, tansiyon düşmeleri, kandaki şeker seviyeleri, tuz düzeylerindeki düşmeler gibi semptomlar ne yazık ki sizi olumsuz etkileyebilir, bebeğinizi olumsuz etkileyebilir, erken doğumlara, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Ondan dolayı da sevgili hamileler yaz aylarında minimum 2,5 litre, 3 litre günlük su içmeyi asla ihmal etmeyin. Bu gerçekten su olmalı. Çay, bitki çayları, soda, mineral, ayran Bunlar suyun yerine geçmezler. Mutlaka günlük 2,5-3 litre su alın. Bunun beraberinde taze meyve suyu içebilirsiniz, soda içebilirsiniz, ayran içebilirsiniz. Elbette ki sıvı ihtiyacınızı ayrıca bunlarla karşılayabilirsiniz ama suyun yeri çok başka. 2,5 litrenin üzerine su içme özen gösterin. Son aylardaysanız hele 30. haftadan sonraysanız bu miktar 3 litreye kadar çıkabilir. Onu da bir defada değil gün içinde bölerek saatte bir bardak içecek şekilde ayarlayabilirsiniz kendiniz. Diğer bir madde kıyafetleriniz. <laughs> kıyafetleriniz sentetik olmasın, naylon olmasın. Pamuklu olsun, yumuşak olsun ve rahat olsun. Çünkü biliyorsunuz pamuk emer ama naylon terletir. Ondan dolayı da ince pamuklu, keten, açık renk ve bol kıyafetleri, rahat kıyafetleri tercih edin. Sizi çok sıkmasın iç çamaşırlarınız ve kıyafetleriniz. Sıkıştırıp nem oluşturduğu zaman mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar ve sizi rahatsız eder. Diğer bir madde vücudunuzda serin tutmaya çalışın. Nedir? İşte güneşe belli bir saatte çıkmamaya çalışın. Özellikle güneş ışınları saat 11 ile 4 arasında dünyaya dik gelir. Ve bundan dolayı da hani bu melazma dediğimiz lekelenmeler var ya hamilelikte ortaya çıkan onların oluşma olasılığı daha çok artar ve daha böyle sizi ısıtır. Bu saatlerde e, sokağa çıkmamaya çalışın. Cilt lekelerinden dolayı birçok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Cilt kanserine yakalanma riski de olabilir. Diyelim ki dışarıya çıkmaya mecbursunuz o noktada da serin ve gölgeyi tercih etmeye çalışın ve mutlaka mineral bazlı, mineral içerikli, mineral filtreli güneş koruyucuları mutlaka yüzünüze ve güneş gören yerlerinize uygulayın özellikle lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa. Diğer bir konu hamileler hep soruyorlar yüzebilir miyim? Evet, yüzmek çok sağlıklı bir spor ve hamilelere bizim sıklıkla önerdiğimiz bir şey. Ama Özellikle tatil bölgelerindeki havuzları çok tercih etmenizi istemiyoruz. Bunun yerine denizi tercih edin. Hareketsiz kalmak, kül almaya neden olabilir. E, hareketinizi zorlaştırabilir. kabızlığa neden olabilir. Bacaklarınızda ödeme neden olabilir. Hatta hareketsizlik bacaklarınızda pıhtı oluşmasına Allah korusun neden olabilir. Bu da tehlikelidir. Ondan dolayı da yüzebilirsiniz. Denizi tercih edin. Spor iyi bir aktivitedir. Yürüyüş yapabilirsiniz. Pilates yapabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Tabii bunları hekiminize sorarak yapmanız daha doğru. Hareket aslında sevgili hamileler kalbinize iyi gelir, dengenize iyi gelir. Bacak kraflarınıza, kas kraflarınıza, eklem ağrılarına iyi gelen sporlardan biridir. Yürüyüş sırasında da mutlaka rahat spor ayakkabıları giyin. Uzun ayakkabıları, uzun topukları çok tercih etmeyin. Yürüyüş sırasında da böyle hızlı hızlı tempoda değil de kendinizi yormayacak, zorlamadan, molalar vererek yapacağınız yürüyüşlere önem verin. Eğer düzgün denetlendiğinden eminseniz havuza girebilirsiniz. Ancak ne var ki düzgün denetlendiğinden emin değilseniz çok kalabalık havuzlara girmeyin. Bazı enfeksiyonlar açısından risk oluşturur. Hem vajinal enfeksiyonlar hem cilt enfeksiyonları açısından. Ondan dolayı da denizi daha steril buluruz. Hamilelikte yüzmeyi ve yürüyüşü o nedenle de yaz aylarında yapabilirsiniz. Yürüyüşü de böyle güneşin çok dik olduğu saatlerde değil, sabah ya da akşam saatlerinde yapmaya çalışın. Yüzerken de denizde yüzerken de böyle açılmayın. Çünkü hamilelikte biliyorsunuz sık sık bacak krampları oluyor. Allah korusun bir denize açıldınız, bacağınızda kramp olabilir. Bundan dolayı da açılmanızı çok tavsiye etmiyoruz. Sevgili hanımlar, sevgili anne adayları, özellikle hamileliğin 5. ayından sonra karnınız büyümeye başlar ve bebek daha görülmeye başlar. Rahim de büyür buna paralel. Rahim büyüdükçe bizim alt tarafta damarlar vardır. O ana damarlara da baskı yapar. Bu baskıdan dolayı da bacaklarda varis oluşabilir. Bacaklardaki kan dolaşımı bozulabilir. Bir de üzerine sıcak havayı ekle. İşte o zaman ayak bilekleriniz de bu gibi şişebilir. Bacaklarınızda varisler olabilir. Bundan dolayı da hareketsiz kalmamaya çalışın. Fırsat buldukça da istirahat edip ayaklarınızı kalp hızasından daha yükseğe koymaya çalışın. Rahat bir yatak ya da kanepede ayaklarınızı uzatın, ayağınızın altına birer yastık koyun, ayağınızı yükseltin. Hatta bu noktada eşinizden destek isteyip ayak bileklerinize hafif masaj rica edebilirsiniz. Ve gün içinde de mutlaka rahat ayakkabılar tercih edin. Mümkünse ortopedik ayakkabıları ya da ortopedik terlikleri kullanın. Ve sevgili hamile adayları uzun seyahatlerden kaçınmanızı öneriyorum. Çünkü tatile çıkmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Hani bir sakınca olup olmadığını mutlaka sormalısınız. Ama diyelim ki doktorunuz size seyahat konusunda bir engel koymadı ya da doktorunuza ulaşamadınız. O noktada da uzun araba yolculuklarını, uzun hareketsizliği, aynı pozisyonda sürekli kalmayı çok tavsiye etmiyoruz. Bir, bacaklarda çok ödem olabiliyor. İki, kan dönüşü kalbe bozulduğu için bacak damarlarınızda pıhtıya eğilim olabiliyor. Bel ağrısı yaşayabiliyorsunuz, sırt ağrısı yaşayabiliyorsunuz. Eğer seyahat etmek zorunda kalırsanız da 2-2,5 saatte bir 10-15 dakikalık molalar verin. Arabanın etrafında şöyle birkaç tur atın, bir 10 dakikalık yürüyüş yapın. Bu noktada işte o emboli riskini azaltırız. Emboli çok tehlikeli bir konudur. Diğer bir konu da uçak seyahati. Eğer bir saatin uzun üzerinde bir uçak seyahati Yapmanız gerekiyorsa, özellikle son aylarda 30. haftadan sonra uçak yolculuğunun çok tercih etmenizi istemiyoruz. Ama uçakla seyahat etmek zorundaysanız, o zaman o noktada uçak içinde de iki saatte bir yürüyün, emboli çorabı ya da varis çorabı kullanmanız, bu işte tromboz dediğimiz bacaklardaki pıhtı oluşma riskini, emboli oluşma riskini azaltacaktır. Emboli en korktuğumuz konulardan biri. Eğer Allah korusun bir tromboz olursa o emboli kalbe, ciğerlere, beyninize atabilir, bebeğe atabilir. İstemediğimiz bazı sıkıntılar oluşturabilir. Burada zikretmek istemiyorum. Aklımıza kötüyü getirmeyelim ama önlemlerimizi alalım. Diğer bir konu beslenme. Sevgili hamileler, en biz besin zehirlenmelerine çok sık karşılaşıyoruz. Onun için de öyle dışarıda yemek yediğiniz zaman eğer tavuk gibi, et gibi e, ürünler. Hijyenden emin olmadığınız yerlerde yemeyin. Salataları hijyenden emin olmadığınız yerlerde yemeyin. Çünkü bunlarda besin zehirlenmesi riski çok fazla. Beslenmenizde de böyle uzun açlıklar değil de hazmı kolay gıdaları tüketeceğiniz, az az sık sık beslenmeyi yapın. Hazmı zor olan, ağır, yağlı, kızartmalı gıdalardan, gaz yapan gıdalardan uzak durmaya çalışın. Kan şekerinizin dengede seyretmesi için 3 ana öğün 3 ara öğün şeklinde küçük porsiyonlar halinde beslenebilirsiniz. İşte haşlanmış etler olabilir, zeytinyağlı tencere yemekleri olabilir, fırın yemekleri olabilir, sebzeler, salatalar, meyveler olabilir. Hepsi az az ve sık sık olmak kaydıyla. Bir de fazla tuz tüketmeyi istemiyoruz. Çünkü hamilelikte zaten ödem oluyor. Bir de üzerine tuzlu, aşırı şekerli meyveler tükettiğiniz zaman da ya da aşırı meyve e, suları tükettiğinizde o noktada ödeminiz artabilir. Bunları tüketmemeye özen gösterin. Ve gebelerin cildi kurumaya çok meyillidir. Onun için cildinizi memlendirin. Böyle dışarı çıkmak zorunda kaldığınız zaman geniş şapka, bir tane melon şapka derler ya hani, kolbo şapkası derler, öyle bir şapkayla çıkmaya çalışın. Güneşe çıkmadan önce 20 dakika mutlaka yüksek koruyuculu mineral faktörlü güneş kreminizi kullanın ve cildiniz kuruduğu için de sık sık nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Bir diğer konu, özellikle böyle tatil bölgelerinde, bazı bölgelerde sivrisinekler özellikle çok var işte o sivrisinek, kene gibi haşerattan korunmak lazım. İşte Çorap giymek lazım mesela. Sivrisineklere karşı bazı koruyucular var. Organik bazı koruyucularla kendinize önlem alabilirsiniz. Ve sık sık duş alın. Her gün duş almanız sizi rahatlatır. Hem genital bölgedeki neme bağlı mantar gibi sorunları engeller. Hem de oğluk dışın etkisiyle kastığınız gevşer. Vücut sıcaklığınız dengeye gelir. Bebeğiniz rahatlar. Ve duş sırasında bazı hormonlar salgılandığı için kendinizi daha iyi hissedersiniz. Evet sevgili hanımlar sevgili anne adayları merak ettiğiniz başka şeyler olursa gebelikle ilgili bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın kanalıma abone olmayı bildirimlerden haberdar olmak için zil konunu dokunmayı unutmayın keyifli, sağlıklı, mutlu bir hamilelik süreci diliyorum, sağlıkla gelsin bebeğiniz diliyorum, hoşçakalın efendim